Bugün 2014-2016 yıllarını kapsayan orta vadeli programımızın sunulması ile alakalı bir basın toplantısı düzenliyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Son iki aydır yoğun bir çalışma sonucu bugün itibariyle orta vadeli programımızın çalışmaları tamamlandı. Ve orta vadeli programımız, orta vadeli mali planımız, üççe çağrımız ve bazı düzenlemeler bu akşamki mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak. Türkiye ile ilgili beklentilerimiz, Türkiye ile ilgili hedeflerimiz nedir? Buna geçmeden önce dünya ekonomisiyle ilgili çok kısa bir değerlendirmeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün biliyorsunuz Uluslararası Para Fonu'nun Dünya Ekonomik Görünümü raporu yayınlandı. Bugün saat 4 itibariyle yayınlandı. Bu raporun aslında taslağı daha önceden ülkelere gönderiliyor, tartışılıyor. Kendi iç kontrol mekanizmalarından daha önce geçiyor. Ve daha önce ilan edilen gün ve saatte rapor yayınlanıyor. Bu yayınlanan raporda dikkat alarak bu yayınlanan raporda dünya ile ilgili beklentileri de dikkate alarak şöyle bir genel tabloya baktığımızda geçen senenin Ekim ayıyla bu senenin Ekim ayı arasında dünyanın büyüme beklentisi aşağı doğru ciddi oranda revize edilmiş durumda. Geçen sene Ekim'de baktığımızda 2013 yılında dünya ekonomisi yüzde onda altı büyüyecekken 3.6 büyümesi öngörülürken Bugün itibariyle bu rakam %2.9'a revize edilmiş durumda. Yine 2014'te dünya ekonomisinin %4.1 büyüyeceği öngörülürken bugün itibariyle 2014 beklentisi %3.6'ya çekilmiş durumda. Benzer tablo Amerikan ekonomisi için de geçerli. Amerikan ekonomisi ilgili büyüme tahminleri de aşağı doğru revize edilmiş durumda. Hem 2013 hem 2014 için. Avro bölgesinde durum yine aynı. Ama belki daha çarpıcı olan Avro bölgesi için. Geçen sene Ekim ayında baktığımızda Avro bölgesinin küçük de olsa bir büyüme kaydedeceği öngörülmektedir. Fakat bugün itibariyle bu yıl sonu geldiğinde Avro bölgesi ekonomisinin toplamda %0.4 küçüleceği beklenmekte. Gelecek sene ise %1'lik bir büyüme öngörüsü bugün için yapılıyor gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman geçen seneyle bu sene arasındaki büyüme beklentisinde bayağı önemli bir farkın oluştuğunu görüyoruz tüm gelişmekte olan ülkelere baktığımızda 2013 yılında 5 onda altılık ortalama bir büyüme öngörülürken geçen sene bu sene 2013 için bu ortalama %4.5'a çekilmiş durumda gelecek sene içinde 5-10'da 9 iken 5.1'e çekilmiş durumda Çin'i çıkarıp da baktığımızda, Çin hariç gelişmekte olan ülkelere baktığımızda özellikle 2013 için tablo daha çarpıcı. Geçen sene Ekim ayında baktığımızda Çin hariç gelişmekte olan ülkelerin bu yıl yüzde dört buçuk büyümesi bekleniyordu. Fakat bugün itibariyle baktığımızda bu yüzde onda bile revize edilmiş durumda 2013 yılı için. Tabi burada yüzde üç onda bir deyince bu büyümenin yine ağırlıklı olarak Asya'dan geldiğini, Asya'daki gelişmekte olan ülkelerden geldiğini unutmamak lazım. Doğu Avrupa'daki ya da bizim bölgemizdeki gelişmekte olan ülkelerin büyüme beklentisi bu yıl için yüzde üçün çok çok altında ortalama olarak baktığımızda. Yani geçen yılı bu yıl arasında dünya ekonomisi, gelişmiş ekonomiler ve gelişmekte olan ülkelerin büyümesinde beklentiler aşağı doğru revize edilmiş durumda. Dünya ticaretinde de durum aynı. Geçen yıl bugünlerde baktığımızda 2013'te dünyanın toplam ticaretinin %4,5 oranında büyümesi bekleniyordu. Halbuki bugün itibariyle baktığımızda 2013 beklentisi %2,9'a revize edilmiş durumda. Yani dünya ticaretindeki büyüme de geçen senelik beklentilerin şu anda altında 2013 yılı için. 2014 yılı için de yine aşağı doğru revizyon söz konusu. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin borçlanma faizlerine baktığımızda geçen sene Ekim ayında yüzde bir onda altı gibi bir oran görürken bugünlerde yüzde iki onda altılık bir rakam görüyoruz. Yani geçen yıla göre bir puan artmış durumda. Ama bu Amerikan hazine borçlanma faizlerinin artışına paralel olarak pek çok ülkenin borçlanma faizleri geçen yıla göre yükselmiş durumda. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde hatta özellikle cari açı olan gelişmekte olan ülkelerde bu faiz artışının daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yükselen ekonomilere yönelik özel sermaye akışlarına baktığımız zaman 2012 yılında 1 onda 2 trilyon dolarlık yani 1 trilyon 215 milyar dolarlık bir akım olduğunu görüyoruz. Ancak bu yıl bu rakam 1 trilyon 62 milyar dolara, gelecek senede 1 trilyon 29 milyar dolara düşüyor. Şu andaki beklentiler bu yönde. Yani sermaye akımlarında da yine beklentiler aşağı doğru revize edilmiş durumda. Petrol fiyatına baktığımızda bütün bu daha düşük büyümenin ve daha olumsuz global ekonomik görünümün sonucunda petrol fiyatlarının önümüzdeki yıllarda tedrici bir düşüş trendine geleceği bekleniyor. Bunu nereden görüyoruz derseniz bu özellikle vadeli petrol piyasasına baktığımız zaman 2013, 2014, 2015, 2016 vadeli kontratlara baktığımız zaman fiyatların düşüş trendinde olacağı görülüyor bugün itibariyle. Tabi jeopolitik gelişmeler olumlu ya da olumsuz yönde bunu etkileyebilir. Ama arz ve talep dengesi açısından baktığımızda düşen büyüme beklentisiyle beraber petrol fiyatlarında da bir düşüş eğilimi önümüzdeki 3 yıl için beklenmekte. Gelelim bizim orta vadeli programımıza. Orta vadeli programımızın e, özellikle rakamsal boyutuyla ilgili e, size çok kısa özet bilgileri şimdi veriyorum. Öncelikleri nedir? Öncelikleri orta vadeli programımızın nedir? Birinci önceliğimiz değerli arkadaşlar önümüzdeki 3 yıl boyunca cari açığı azaltmak. Bunu yapmak için yurt içi tasarrufları artırmak mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirmek ve ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmek önemli çalışma alanlarımız. Yine bir başka önemli hedefimiz enflasyon düşürmek. Yani hem cari açı hem enflasyonu düşürmek önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz. Bunu yaparken hem bir hedef ama aynı zamanda hem politika aracı olarak kamu maliyesinde güçlü duruşumuzu sürdüreceğiz. Yani mali disiplinden taviz verilmeyen bir 3 yıllık dönemi önümüzde görüyoruz. Ve bunların sonucu ama yine program hedefi olarak da büyümenin ve istihdamın tedrici olarak artması önümüzdeki dönemin önemli bir başlığı. Rakamlara hızlıca bakacak olursak 2013 için revize ettiğimiz ve bugün itibariyle beklediğimiz büyüme oranı yüzde 3 onda altı. 2014'te bu büyüme rakamının biraz toparlanıp %4'e ulaşacağını öngörüyoruz. 2015 ve 2016 yıllar içinde %5'lik büyüme hedeflerimiz var. Tabi bu hedefler büyük bir makro ekonomik resmi içerisinde ve ekonomimizin diğer göstergeleriyle de iç tutarlılığı olan hedefler. İşsizlik oranına baktığımızda önümüzdeki 3 yılda yine tedrici bir düşüşü bu yıl %9,5'a ulaşacağını öngördüğümüz işsizlik oranının dönem sonunda %8,10'da 9'a düşeceğini beklemekteyiz. Enflasyona gelince bugün itibariyle baktığımızda yıl sonu enflasyon beklentimiz %6,8. Bu yıl başında öngördüğümüz hedefin biraz üzerinde ama Özellikle Türk lirasındaki değer kaybı ve enerji fiyatlarındaki gelişmenin bunda etkili olduğunu görüyoruz. Yine geçen sene Eylül ve Ekim aylarındaki vergi ayarlamalarının hala bunun etkisi e, bu rakamların içinde. Dolayısıyla yıl sonu itibariyle e, yıl sonuna geldiğimizde yüzde altı onda sekizlik bir enflasyon öngörümüz var. Gelecek yıl için yüzde beş onda üç, 2015 ve 2016 yıllar içinde yüzde beşlik enflasyon hedeflerimiz geçerli. Cari işlemler açısına baktığımız zaman bu yılı yüzde yedi onda birlik bir cari açıkla kapatmayı öngörüyoruz. Gelecek yıl bu rakamı altı onda dörde, 2015'te beş onda dokuza ve 2016 yılında da yüzde beş indirmeyi öngörmekteyiz. Kamu maliyesine gelince, maliye politikalarımıza gelince... 2013 yılını toplam kamuda yüzde sıfır onda dokuzluk bir faiz dışı fazlayla kapatmayı öngörüyoruz. Bu yıl başında öngördüğümüz rakamın bir miktar üstünde. Gelecek yıl için 2014 bütçemizi yüzde birlik bir faiz dışı dengeye göre yapmış bulunmaktayız. 2015 ve 2016'da da faiz dışı fazlamızı yine tedrici olarak artırarak yüzde bir onda iki ve yüzde bir onda üçe çıkartmayı hedeflemekteyiz. Merkezi yönetime geldiğimiz zaman merkezi yönetimin bütçe açığını yıl başında milli gelirimizin yüzde onda ikisi olarak öngörmekteydik. Ama bugün itibariyle baktığımızda yıl sonunda bunun yüzde bir onda iki olarak gerçekleşeceğini öngörüyoruz. Öte yandan bu aradaki farkın yani bir puanlık farkın ağırlıklı olarak özelleşme gelirlerinden ve yine niteliği gereği bir defalık gelirlerden olduğunu görüyoruz. Bu yıl sonunda her ne kadar bütçe açımız yüzde bir onda iki olarak gerçekleşse de yani hedefin neredeyse tam bir puan altında gerçekleşecek olsa da bizim geçen yıl açıkladığımız üç yıllık orta vadeli programın ...maliye politikası hedeflerine baktığımızda... ...ve bu yıl o hedefleri güncelleyerek tekrar e, tabloyu incelediğimizde... ...2014'te meclise göndereceğimiz bütçenin bir onda 9'luk açık işeren bir bütçe olacağını... ...yine 2015 ve 2016'da bir onda 6 ve %1 onda 1'lik açıkları hedefleyeceğimizi öngörmekteyiz. Burada özellikle 2013 yılında... Bu iyi performansın bir defalık gelirlere bağlı olacağını, dolayısıyla bir defalık gelirlere bağlı olarak yeni harcama kalemleri oluşturmamanın önemine de inanıyoruz. Zaten onun için bu yıl böyle bir defalık bir düşüş görüyoruz ama gelecek yıllarda e, o bir defalık gelirleri biz hiç gelmeyecek varsayarak bu hedeflerimizi koyduk. Tabii özelleştirmede eğer öngörümüzden daha iyi bir performans olursa ya da yine bir defalık gelirlerimiz meydana gelirse. ...2014'te de bu açık bir onda 9 değil de... ...muhtemelen daha düşük bir noktaya... ...varabilir. Ama e, tabii... ...bütçe gerçekleşmelerini... E, ...etkileyen pek çok unsur var. E, bu unsurları bağlı olarak da... E, ...yıl içerisindeki... ...gelişmeleri kuşkusuz yakından izlemek... ...gerekecek. Bütün bunların sonucunda... ...borç stoğumuz... ...nereye gidiyor, nasıl gerçekleşecek... ...diye baktığımızda... ...bu yıl sonu itibariyle... Avrupa Birliği tanımlı borç stoğumuzun milli gelire oranını yüzde 35 olarak öngörmekteyiz. Biliyorsunuz bu oran Avrupa ortalaması yüzde 90 olan, gelişmiş ülkelerden örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzde 100'ün üzerinde olan, Japonya'da yüzde 230, yüzde 240 gibi boyutlara ulaşan bir rakam. bizde ise bu yıl sonunu yüzde 35 ile kapatmış olacağız. Gelecek yıl sonunda bunu yüzde %33 33'e, 2015'te %31'e, 2016'da %30'a indirmeyi öngörmekteyiz. Yani biraz önce gördüğünüz o faiz dışı hedefleri, Türkiye'nin büyümesini ve diğer ilgili parametreleri hesaba koyup baktığınızda borç stoğumuzun ileriye doğru seyrinin böyle olacağı öngörülmekte. Gelelim makroekonomik politikalarımızın özellikle yapısal boyutuna. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bizim ee, Ekonomimize şöyle bir baktığımızda tasarruf oranlarımızın düşüklüğü, enerjide dışarıya olan aşırı bağımlılığımız, üretimimizdeki, ihracatımızdaki katma değerin düşüklüğü gibi unsurlar bizim çok temel yapısal problemlerimiz. Ve uzun vadede cari açık sorununun çözümü yine yapısal tedbirlerden geçmekte. Sebeplerin ağırlıklı bir kısmı yapısal çözümü de ağırlıklı bir şekilde yapısal tedbirlerde aramamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde para, finansal sektör, maliye ve gelir politikalarını, gelirler politikalarını yine güçlü bir eşgüdüm içerisinde yürütmeye devam edeceğiz. Bütün politika alanlarımız birbiriyle konuşan, birbiriyle uyumlu ve aynı hedefi gözeten bir şekilde yönetilmeye devam edilecek kamu maliyesi alanında bugüne kadar çok önemli kazanımlar elde ettik. Bakın biraz önceki o bütçe açığı 1.10'da 2, 2006'dan bu yana gördüğümüz en düşük bütçe açığı 1.10'da 2. Bu kazanımları mutlaka devam ettirmemiz gerekiyor. Ve bütçe disiplini önümüzdeki dönemde de ana temalarımızdan birisi, ana hedeflerimizden birisi olmaya devam edecek. Yurt içi tasarrufların artırılmasına destek verecek yapısal ve makro ihtiyati tedbirleri de almamız gerekiyor. Yapısal tedbirler belki orta uzun vadede sonuç verecek ama bu bölümden sonra özellikle detaylarını vereceğim makro ihtiyati tedbirler bizim kısa vadede tasarruf oranlarımızı artıracak önemli konular. Makro ihtiyati tedbirlerle ilgili ayrı bir bölüm var, ona ayrıca geleceğim. Şimdilik bu yapısal konular üzerinde şimdi devam ediyoruz. Ekonomimizin enerji yoğunluğunu azaltmak üzere enerji verimliliği çalışmalarına Ağırlık vermeye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bununla ilgili bir strateji belgesi hazırladık. Bir eylem planı hazırladık. Ve bu eylem planı çerçevesinde de ilgili bakanlıklarımızın sanayide, konutlarda, ulaştırmada, kamu binalarında ne yapacaklarıyla ilgili de ilgili bakanlarımızla bir araya geliyoruz, çalışıyoruz. Ve yeni teşvik ve yeni e, tasarruf programları oluşturmaktayız şu anda. Yani sanayicimiz enerji verimliliği ile ilgili bir yatırım yaptığında bunun karşılığında devletin yeterli bir teşvini, iyi bir teşvini de beraberinde görecek. Bununla ilgili ilgili bakanlıklar şu anda bir model üzerinde çalışmakta. Yine konutlarda benzer şekilde diğer alanlarda benzer şekilde. Öte yandan elektrik üretiminde yerli ve yenilebilir yenilenebilir kaynaklara ağırlık vermemiz gerekecek önümüzdeki dönemde. Hidroelektrik, rüzgar, jeotermal, biyokütle, güneş. Bunların her birinde özel sektörün önünü alabildiğince açacak politikalar uygulayacağız. 2009'da çıkartmış olduğumuz yenilenebilir enerji teşvik yasası gayet iyi işlemekte. Orada sürelerle ilgili bazı süresi yaklaşan konularımız vardı. Şimdi onların da tarihlerini uzatma kararı aldık geçen hafta içerisinde Enerji bakanımıza beraber dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nun kararıyla bu süreleri de uzatarak yenilenebilir enerji konusunda özel sektörün önünü alabildiğince açık tutacağız ki bu konudaki yatırımlarımız hızla Türkiye genelinde devam etsin. Yerli kömür, linyit biliyorsunuz bununla ilgili yatırım teşvik kararnamemizi güncelledik ve linyit kömür yatakları artı linyete bağlı enerji üreten tesislere artık biz 5. bölgede yatırım yapıyormuş, sanayi yatırım yapıyormuş gibi teşvik veriyoruz. Bu da önümüzdeki dönemde özel sektörümüzün ilgisini çeken ve o alanda da yatırımların yoğunlaşacağına inandığımız bir husus. Santral rehabilitasyonları çok önemli. Zaten hazırdaki santrallerimizi makul bir maliyetle rehabilite edip daha yüksek verim sağlamak. Yani daha az girdiğiyle daha çok enerji üretebilmek. Bu da özellikle Kalkınma Bakanlığımızın ve Enerji Bakanlığımızın beraberce üzerinde çalıştıkları çok önemli bir konu yurt içinde ve yurt dışında petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini hızlandıracak, linyit kömürü ve jeotermal gibi yerli kaynaklara arama ve üretim faaliyetlerini azami seviyeye çıkaracak tedbirler alıyoruz. Yani bir bakıma eğer petrol arıyorsa, doğalgaz arıyorsa ya da kaya gazı arıyorsa nasıl madende madencilik sektöründe yatırım teşvikimiz varsa Benzer teşvikleri şu anda çalışıyoruz ilgili bakanlıklarımızla beraber bu arama çalışmalarında da uygulamayı düşünüyoruz. Tabii kaya gazı ve kaya gazı ve kuru jeotermal yani yer altındaki o sıcak kütlelere soğuk suyu yönlendirip tekrar sıcak su olarak yeryüzüne çıkartmakla ilgili yeni teknolojilerde yine önemli bir çalışma sahası. Bunun üzerinde de çalışmalar devam ediyor. Ülkemizin Ana ihracat sektörlerindeki rekabet gücünü destekleyecek lojistik merkezler. Bunlar bizim için özellikle ihracatımızın geleceği açısından önemli. Yine dış ticaretimizi kolaylaştıracak, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla büyük ölçekli liman kapasiteleri. Bu limanların demir yollarıyla, karayollarıyla geri bağlantıların yapılması. Turizm. Biliyorsunuz Mayıs ve Haziran aylarında yaşadığımız olaylara rağmen turizm sayımız, gelen turist sayımız artıyor. Turizm gelirlerimiz artıyor. Ağustos ayında yaklaşık bir yüzde onluk artış gördük. Temmuz ayında %1'e yakın bir artış vardı. Ee, yine Haziran ayında olaylara rağmen yüzde dörtlük bir artış görmüştük. Ve bundan sonra da turizmde hizmet kalitesini artıran, pazarlama kanallarını çeşitlendirecek, üst gelip gruplarını daha çok hedef alan, ve Türkiye'nin karşılaştırmalı rekabet üstünlüğüne uygun bir turizm politikası. Yine başta imalat sanayi olmak üzere yeni yatırımların gerçekleştirilmesini, ihracatın artırılmasını, teknolojik gelişmeyi amaçlayan mevcut teşvik politikalarımızı etkin bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Ve sürekli geri beslemelerle, sürekli değerlendirmelerle de yakın takip edip gerekirse gerekli bölgelerde gerekse sektörlerde revizyonları yapacağız. Gites girdi tedarik stratejisi kapsamında ihracata dönük üretimde daha etkin ve daha düşük maliyetli girdi tedarikine, üretim ve ihracatın aramalı ithalatına bağımlılığın azaltılmasına ve bu suretle ihracatta sürdürülebilir rekabet gücüne katkı sağlanmasına yönelik eylemlere devam edeceğiz. Arge tabanlı Yenilikçi ve yüksek katma değer yaratan üretimi destekleyeceğiz. Bu doğrultuda arge ve yenilik faaliyetleri özel sektör odaklı şekilde artırılacak. Elde edecek çıktıların da ticaretleştirme ve markalaşma süreçleri hızlanacak. Şu anda ilgili birimlerimiz hazırlık yapmakta. Bütün kurumlarımızın sağlamış olduğu arge desteklerinin bir konsolidasyonunu ve daha etkin yapılmasını sağlayacak bir çalışma üzerinde şu anda devam ediyoruz. Ve önümüzdeki bir ay içerisinde yapacağımız ekonomik koordinasyon kurulu toplantılarından birine de bu sadece arge desteklerini gündeme alıp buradaki etkinliği ve sonucu artırıcı önlemleri ele alacağız ve yeni kararlar o konuda geliştireceğiz. Kobilerimizin de arge yenilik ve ihracat yapabilme kapasitesini artırmamız çok büyük önem taşıyor. Kobilere dönük markalaştırma çalışmaları önem taşıyor. Yenilikçi iş modelleri önem taşıyor. Bunlar da yine önümüzdeki dönemin önemli gündem maddeleri. Kamu argi harcamaların ise tahsisine özel kesim yatırımlarının yüksek dış açığı verdiğimiz sanayi kollarında üretime yönlendirmesi konusunda öncelik vereceğiz. Piyasaların ve rekabet ortamının iyi işlemesi, fikri mülkiyet haklarının korunması, iş ve yatırım ortamının cazip ve öngörülebilir hale gelmesini destekleyeceğiz. Yerli ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması için de yoğun çabamıza devam edeceğiz. İş ve yatırım ortamının geliştirmesi kapsamındaki çalışmalar ortak sorun alanlarına odaklı daha etkin ve sonuç alıcı bir biçimde sürdürülecek. Bizim en son yaptığımız ekonomik koordinasyon kurulu toplantısı sadece bu yatırım ortamını ele alan bir toplantıydı. Ve o toplantıda açıklanmış olan eylem planı üzerindeki pek çok eylemi yaklaşık 3 ay, 6 ay, 8 ay gibi geri çektik. Yani çok daha erken bu eylemleri tamamlama kararı aldık. Ve daha önce açıklanmış takvime göre çok daha hızlı işleyecek bir takvim var. Yatırım ortamının iyileştirmesi alakalı önümüzde. Yatırımcılara uygun nitelikte yatırım yeri tahsisi yapabilmek için yeterli arsa üretiminin sağlanması, hazine arazileri başta olmak üzere yatırımlı yatırıma elverişli arazilerin envanterinin çıkarılması ve tahsis süreçlerinin etkinleştirmesi etkinleştirilmesi de çok önemli bir konu. Yatırım ortamımızla ilgili şu anda bir numaralı meselemiz bu yatırım yeri meselesi. Bununla ilgili Maliye Bakanlığımızın, Ekonomi Bakanlığımızın, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın ve Başbakanlığın ayrı ayrı çalışmaları var. Şimdi bunları önümüzdeki yakın bir süre içerisinde bir araya getirip bu yatırım yeri konusunda çok daha etkin, adil ve hızlı bir formülasyon üzerinde önümüzdeki dönemde çalışacağız. İş ve yatırım ortamının iyileştirmesine yönelik yaklaşımın bölgesel düzeyde yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve yatırımcının yerel düzeyde desteklenmesi de son derece önemli.